Hanımefendiler, beyefendiler, herkese selamlar. Harika bir pazar gününden sizleri sevgiyle selamlıyorum. Pilin biterse yolda ne yapacaksın? Tabii üzerinde plaka olmadığı için kapı açılmıyor. Evden şarj etmek nasıl bir şey biliyor musunuz? Ben şimdi bunu aldım ya, siz bununla 1 kilometre gidiyorsunuz. Benzin istasyonundan bunu dolduruyorsunuz. İşte 1 litresine 35 TL veriliyor. Biz de evde takriben şöyle yapıyoruz. Tamam, doldurduk. Sizlerle birlikte Migros'a gideceğim. Günlük ekipmanlarla, aletlerle, edevatlarla, yani günlük hayatımızda kullandığımız değerlerle bu ölçümü nasıl yapıyoruz? Bizim kullandığımız kilowatt değeridir, watt değeridir, işte kilowatt saat değeridir, watt saat değeridir. Bir sürü birbirine karışmış amperi, bataryası, kapasitesi, 80'i, 20'si, 10'u, 5'i. Bunların ne demek olduğunu sizlere güzel bir şekilde anlatacağım. Hadi gelin, yine dop dolu, bilgi dolu, anlaşılabilir bir şekilde başkalarına da anlatırken rahatlıkla kullanabileceğiniz bir yöntemle elektrikli araçların, benzinli, mazotlu araçların dilinden bu konuyu anlatıp rahatlıkla anlayabileceğiniz şekilde dersimize hoş gelin. Sahip olduğun arabanın depo kapasitesini biliyorsun. Kaç litre? 50 litre. Şimdi ben aynısını elektrikli araçlar için, biz buna kilowatt saat diyoruz. Yani bu benim kullandığım Tesla Model Y aracın 75 kilowatt saatlik bir enerji depolama şansı var. Tam dolu olduğunda, sıfıra kadar gidene kadar 75 kilowatt saat. 50 litre mazot ya da benzinle bunun da deposunun 75 litre olduğunu düşün. Öncelikle dolduruyorsun değil mi? Fulle diyorsun kardeşim. Rahatlıkla depoyu tam bir full olarak yapabiliyorsunuz. Elektrikli arabalarda tam fulleme yaptığınız zaman bu tam fulleme batarya kapasitesinin gelecekte azalmasına neden olabiliyor. Yani ihtiyacın yoksa her gün 50 liralık benzin almak gibi, nasıl ki bazı insanlar da fulleme yapmaz. Mesela şirket aracı kullanmıyorsunuz, kendinize ait arabanız var, vaktiniz az, gidiyorsunuz benzinliğe 400 liralık koy diyorsun. Ve biliyorsun ki 400 liralık yakıt senin deponun içine alır, taşma yapmaz. Biz de aynısını yapabiliyoruz dostlar. Biz de %100 dolulukla herkes gibi hep fulle demiyoruz. Benzinlikten fulleme yapmayan insanlar ne yapıyorsa elektrikli araç sahipleri de günlük hayatında bunu gerçekleştiriyor. Önce bu konuya bir açıklık getirelim. Yani benzinli arabalar gibi fulledeme yapılabiliyor elektrikli arabalarda da, ama biz bunu her zaman yapmıyoruz. Bir başka konu da aslında dizel araç sahiplerinin çok iyi bildiği bir şey. Ne yapar dizel araba sahipleri? Arkadaşlar deposunu sonuna kadar bitirmez. Niye? Çer çöp vardır, işte akaryakıt filtresini tıkar. Sonuna kadar mazot dibe çökmüştür. Mutlaka bir çeyrek depo bırakırlar. Yani ya da çeyrek depo nazı gibi. Heh, işte elektrikli arabalarda da bir benzeri var. Teknik yetersizliklerinden dolayı, daha doğrusu yetersizlik demeyeyim de, kullanım alışkanlığını eğer bu şekilde tutmanız durumunda elektrikli araçların aküsü, bataryasının ömrünün daha hızlı azalma eğilimine geleceğini biliyorlar. Yani bir bakıma mazotlu bir araba kullanıyorsunuz. Benzinli de bile tavsiye edilmez bu. Yıllardır deponun içerisinde biriktirmiş o çer çöp çapak son böyle benzinin hatla çekilip enjektörleri tıkamasın diye insanlar aracını ekseriyetiyle çeyrek depodan itibaren doldururlar. İşte birinci yüksekliği anladınız. Petrol ofisine gittiniz. Akaryakıt alacaksınız. Fulledemediğiniz an bizim de aracımızı fullemememize neden olan bir şey. Teknik sıkıntılardan dolayı. Aynı şekilde nasıl ki yolda kalmıyorsunuz, dibine kadar bitirmiyorsunuz benzininizi, mazotunuzu. İşte bu arabalarda da %20'ye kadar, yani pilin 5'te 1'inin aşağısına çok inmemeye çalışıyoruz. İnebiliriz. Sen de mazotlu arabanı kullanabilirsin ama inmemeye çalışıyoruz. Şimdi gelelim çok komik bir soruya. Bilerek bunun için trafiğe çıktım. Arkadaşlar, elektrikli bir araç sahibine şu soruyu çabucak soruyorsunuz. Pilin biterse yolda ne yapacaksın? Ben sana şu soruyu sormak istiyorum. Benzinli, mazotlu arabanla hiç mazotun bittiği için yolda kaldın mı? 1, 2, 3, 4, 5. Benim ehliyetimi alalı şu anda hesapladığım zaman 25 yıl çok oldu. O kadar yaşlı değilim. 18 yaşında aldıysam 21 sene olmuş ehliyetimi alalı. Ben 21 yıldır daha hiç arabamla yolda benzin nedenli kalmadım. Eğer sen kaldıysan neden benzin nedenli kaldığını bir düşün. O günden sonra bir daha kaldın mı? Bunu alışkanlık haline getirdin mi? Sakın elektrikli araba alma. Onunla da kalırsın.
boşu boşuna elektrikli arabayla alakalı yolda kaldım videosu çekersin. Arkadaşlar, benzinli arabayla, mesela şu arkamdan geçen araba hiçbir zaman yolda benzin nedenli kalmadı. Elektrikli arabayla da kalmazsın. Çünkü kocaman yazıyor, bitiyor diyor. Ve Türkiye içerisinde şu anda binlerce istasyonda elektriğe takıp arabanı şarj etmen için seni bekliyor. Biz de arabamızın pili azaldığı zaman gidiyoruz, onu dolduruyoruz. Şimdi konuyu düzgün anlatabilmek için 300 ml'lik bir ayran ve 80 ml'lik bir şat aldım. Buna aslında hiç ihtiyacım yoktu. Sırf kanalıma olan sizlerin teveccühü ve yardımları sayesinde bunları alıp, yoksa içmek falan değil, yok. Hava çok sıcak, ayran içip birazcık serinleyeceğim. Probiyotiği de gerçekten hiç sevmem, yani sevmem der ki inanmam probiyotikleri, ama 80 ml'lik tam karşılığı mı? Yani 8 litre 100 kilometrede yakan bir aracı simüle etmek için de 80 ml'lik bu şeyi aldım. Şimdi hesaplamalara geçebiliriz. Ama bir dakika, elektriği nasıl şey yapacağız? Elektriği hesaplamasında litreyi nasıl kullanacağız? Onun için de elektrik reyonuna gitmemiz lazım. Şimdi ampulleri falan arıyorum. Çünkü onu size ancak öyle anlatabilirim. Cennet gibi bir yer buldum. Bakın dostlar, 2000 watt dediği şey, bu kettle 1 saat boyunca çalıştığında 2 kilowatt enerji harcıyor. 1 saatte 2 kilowatt saatlik enerji harcayacak. Anlık 2000 watt görebiliyor anlık. 1 saat boyunca çalışınca 2000 watt saat yapıyor. Bizim de şimdi elektrikli arabalarda mesela, yine buna da bakalım. Bu da 2000 wattmış. 1 saat boyunca bu saç kurutma makinesinin çalıştığında 2000 watt saat, yani 2 kilowatt yapıyor. Bir Tesla araba 1 kilometreyi gidebilmek için 200 watt çekiyor. Ortalama 200 watt saat çekiyor. Yani 1 saatlik çalışması durumunda 10 kilometre yol kat edebileceksiniz. Ama ben bunu detaylıca anlatacağım şimdi sizlere. Aletlere böyle bakabilmeniz için. Mesela 1 saat boyunca bu air fryer'ı çalıştırırsanız 1.8 kilowatt saatlik enerji tüketir. Amma ve lakin hepimizin yurtlardan tanıdığı bu şeyi bakalım. Bu kaç wattmış? Hemen bakayım, size söyleyeyim. Görüyor musunuz? 7.5 kilowatt saat max. Yani 3'e getirdiğiniz zaman bunları 1, 2, 3, hani çarpılma tehlikesinin artık korkutmaya başladığı an, ki ben bununla 7 yıl yıkandım. 3 yılda fen lisesindeyken yıkanmıştım. 10 sene yıkandım bu canım bu tarz şeylerle. 7.5 kilowatt saat, yani şofbeni açtınız ve 3. nol kademede 1 saat çalıştırdınız. 7.5 kilowatt saat yakıyor. Bu çok büyük bir rakam. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. 7.5'ü aklında tut. Ne kadardı benim arabamın deposu? 75 kilowatttı. Yani Tesla Model Y arabası bu şofbeni teknik olarak 10 saat boyunca çalıştırabilir. Arabayla 1 kilometrede 200 watt saatle yolculuk kat ediyoruz. 150'lere kadar düşürülebiliyor, 125'lere kadar düşürülebiliyor, ama ben size bunu detaylıca yukarıda anlatacağım. Şimdi hepsini koyayım böyle. Bu da ampul ne kadarmış? 8.2 wattmış. Toplamda da 60 wattlık bir ampul yerine geçiyormuş. Yine evde anlatıyor olacağız sevgili arkadaşlarım. Hadi buradan çıkalım şimdi. Şu elimde görmüş olduğunuz bardak 300 ml. Yani bir benzinli arabanın, bir dizel arabanın ortalamada 4 kilometre gideceği kadar sıvı bunun içerisinde. Hem bunun nasıl çalıştığını anlatacağım sizlere. Şimdi arabaların yanına gidiyorum. Depo sistemleri nasıl? Onların çünkü çalışma tarzları farklı oluyor. Biz nasıl dolduruyoruz? Doldurma ekipmanları ile alakalı. Dur, şey yaptım. Arabasız geldim ya. Beni alır mısın içeri? Sağ olsun. Tabii üzerimde plaka olmadığı için kapı açılmadı. Üzerimde kapı olmadığı için kapı açılmadı. Şeyi de yapacağız bakalım. Şimdi doldurma sistemleri nasıl? Nasıl dolduruyoruz biz bunları? Uygulamalı, canlı yayında gerçekten iki arabayı da birbirine getirerek. Şimdi arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz cihaz benim benzin pompam. Tamam mı? Hop gelelim. Bu benzin pompasının buradaki elektrik hattına bağlı olmasının sebebi, bu alet saatte 11 litre akaryakıt basabildiğini düşünün burada. 1 saatte 11 litre. 60'a bölersek bunu,
Yani 0.2 litre 200 ml şu bardağı dolduracak kadar dakikada şu bardağı dolduracak kadar elektrik basıyor. Geliyor bu elektrik buradan böyle. Bu arabanın burası, bu da benzin deposu olduğunu düşün. Benzetiyorum. Saatte 12 litre akıyor şu anda içerisine doğru. Altında 75 litrelik, bu altında 75 litrelik bir tank var ve onun içerisine doluyor. Şimdi bunda nasıl bir durum var? Bu da benzinli bir araba. Bu benzinli arabanın, şöyle ki açalım bunun da kapağını. Buradan pompayı taktık mı? Buradan lıkır lıkır dolmaya başladı mı? Bu arabanın deposu ne kadar? Bu arabanın deposu 40 litre dostlar. Bununki ne kadardı? 75 litreydi. Ama buradan 11-11 aktarıyordu. Şimdi o kadar hızlı dolduruluyor ki buradan bu benzinli arabalarda. İşte toplamda 5 dakika içerisinde 40 litreyi, yani dakikada 8 litreyi içine sokacak şekilde çalışabiliyorlar. Benimki saatte 12 litre, bu dakikada 8 litre. Mantığını anladınız. Fakat sistem biraz daha farklı. Ben aracımı evden şarj edeceğim zaman bunu kullanıyorum. Sokakta ne kadar biliyor musunuz durum? Buraya taktığımız alet, Türkiye'de bu istasyonlar var, 180 litre saatte içerisine koyabiliyor. Yani dakikada 3 litre basabiliyor. Aralarında bizim şarj etme opsiyonlarımızla alakalı bir fark var. Engin'in tahtasında bu konuyu daha da ilgili anlatıyor olacağım. Ne farkımız var? Şimdi sanki evinizdeki çeşmeden benzini doldurabiliyormuşsunuz gibi düşünün. Evinizde bir çeşme var ve bu arada bir tane benzin istasyonu var burada. Ve ben buraya damlaya damlaya bunu doldurtabilsem bütün gece güzel olmaz mı? Bence çok güzel olur. Bu arabanınkini de doldururdum. Ondan sonra komşularıma da doldururdum. Bizim için şuradaki elektrik direktman saatimize bağlı olduğu için sanki benim kendime ait bir petrol kuyum var. Ve kendime ait bir benzin istasyonum var. Oradan kendim benzin istasyonu olsanız mazotu bedavaya mı alacaksınız? Hayır, bedavaya almayacaksınız. Bir para ödeyeceksiniz. İşte toptancıdan aldığımız elektriği burada arabamıza kendi istasyonumuzdan doldurabiliyoruz. Sistem olarak böyle anlayabilirsiniz. Bu şekilde yaklaşık bir değere oluşturabiliriz. Sevgili dostlar, kendi kanalım açıkken şimdi sizlere bir şey göstermek istiyorum. Buradaki 3 tane cihazın toplamı, yani bu elektrikli süpürgenin 25 watt yazıyor. Bu 75 wattlık bir alet ve bu ışıkta bu da 50 wattlık bir ampulle toplam şu anda 150 watt saati görüyorsunuz. Yani televizyon açık, robot süpürge bir saat boyunca çalışıyor, lamba bir saat boyunca yanıyor. Bu üçü toplamda Tesla'nın 1 kilometre gidebilmesi için harcadığı enerjiyi 1 saatte harcıyor. Burayı anladınız değil mi? Toplamda televizyon 75 watt çekiyor. Bu 25 watt çekiyor. Bu da 50 watt çekiyor. Tahmini ediyor size 150 watt. Ben bununla 1 kilometre gidebiliyorum. 1 saat çalışıyor. Çünkü elektrik depolama, yani gözle görülen bir şey değil. Saat birimiyle ölçülüyor. Aynı şeyi şu şişenin içerisine koyduğumuz mazot da işte arabaları 1 kilometre götürüyor. Aralarında böyle bir şey var. Bir tanesi elle tutulabiliyor. Cebime bile koyabilirim. Bu tutulamayan, anlık üretilen bir şey olduğu için saat cinsinden yapılıyor. Amma ve lakin eğer ki ben işin içerisine bir tane cezve koyarsam, bu şey cezvelerden, bu cezveye baktım 800 watt. Yani ben bununla 1 saat boyunca kahve kaynatırsam içerisinde toplamda 5 kilometre yol yapıyorum. Yani 12 dakika bunun çalışmasıyla arabanın 1 kilometrede yapacağı elektrik harcaması aynı şekildedir. Onu da biz şurada hazır denk gelmiş şu alt kısımdan görebiliyoruz. Ya da hadi Engin'in sayfasına geçelim. Hep şey yapıyoruz dijitalde. Şimdi sevgili arkadaşlar, birinci anlatmak istediğim şeyi anlatabildim değil mi? Burası elektrik tarafı olsun, elektrik. Bu tarafı da benzin tarafı olsun, benzin. Şimdi benzinin, bu elektrikli araçların deposu ne kadardı? Depo 75 litreydi. 75 litre, yani 75 kilowatt saatlik bir kapasite vardı benzetmek için. Benzinli arabanın litresine kadar deposu 50 litre diyelim. 50 litre benzin alıyor. Bir, depoyu sen benzinli araçta her zaman fuller misin? Hep full artı full mü dersin? Hayır. 400 TL'lik koy dediğiniz zaman
Takriben 50 litrelik bir araca 10 litre bir akaryakıt koymuş olursunuz. Bu kadardır yani. Ben de aynı şekilde %100'e kadar 75 litrenin 75'ini de doldurmuyorum. Ben ne kadar doldurmam isteniyor benden? %80'ini doldurmamı tavsiye ediyorlar. %80'ini doldurduğum zaman da bu araç 60 litre akaryakıt alıyor. 60 litre yani 60 kilowatt saat benzetmek için söylüyorum. Şimdi bu 60 litreyi litre fiyatını söyleyeyim. Eğer ki biraz önceki musluk videosundan gördüğün gibi evden doldurursanız 2,5 TL'ye doluyor bu 60 litresi. Eğer sokaktan doldurursanız 8 TL'ye yapıyor. Yani bizim bir sanal benzin istasyonumuz olsa, burada petrol ofisi gibi yazan bir istasyonumuz olsa, işte burada ne var? İşte mazot var. Yanında 37 yazıyor. Burada 97 yazıyor. Yanında 36 yazıyor. Burada 95 yazıyor. Yanında 36 yazıyor gibi. Bizde de burada 8 yazıyor. Ve tüm Türkiye genelinde 8 kilowatt saatin hemen hemen aynı. Bazı yerlerde 7,5'a da bulabiliyorsunuz. Biz buna DC şarj diyoruz. İşte bu bizim için hızlı. Aşağıda anlattığım o 180 litre dakikada, yani dakikada 3 litre basabilen, aynı benzin istasyonu hızıyla bu aracı dolduran şekline biz DC şarj diyoruz. Buraya kadar hemfikir miyiz? Şimdi bizim bir tane daha derdimiz var. O da %20'ye kadar araçlarımızı teknik kapasitesinden dolayı, anlatırım onun da sebebini, neden öyle olduğunu, ama %20'nin altına inmene gerek yok diyorlar. Şimdi %80'i buysa %20'si de 15 litre yapıyor. Yani depoda sürekli bir 15 litre kalsın diyorlar. Tamam mı? Yani toplamda 60 ile 15 arasında biz günlük hop 45 litre kullanabiliyoruz dostlar. 45 litre kilowatt saat diyeyim. Yani litreyi ben şimdi burada söylüyorum. Anlatabilmek için söylüyorum. Gayet güzel mi? Güzel. Hadi biraz da şu açıdan bakalım. Şimdi 45 litre saat ise bu mesele. 45 litre saat ise ne kadar, kaç kilometre gidebiliyoruz buna? Dostlarım, 1 kilowatt saat eşittir 1000 watt saat. Bu aracı normal kullanımda biz 200 watt saatle kliması açık 140-150'li hızlarla kullanıyoruz. Tamam mı? Yani full, hiçbir şeyine dikkat etmeden bunu bu şekilde kullanıyoruz. Dikkat edersek de 150 ile kullanıyoruz. Yani bir deyişle 5 kilometre gidiyoruz 1 litresiyle, ya da 1 litresiyle 6 kilometre gidiyoruz. 1 litresiyle 6 kilometre gidiyoruz. Her şey açık, her şey net, değil mi? Yanlış bir şey söylemedik. 45 litre varsa bunda, çarpı 5 ile dediğimiz zaman 225 kilometre gidebiliyoruz bir deposuyla. Çarpı 6 ile dersek de işte 260 kilometre sorunsuz, sualsiz her gün gidebiliyoruz. Bu kadar. Litre maliyeti ne kadardı? Geliyorum listemden bakıyorum. 45 litreyi 2,5 TL ile çarparsanız eğer 90 artı 112,5 TL yapıyor. 112,5 TL'ye 225 kilometre gidiyorum. 45 litreyi 8 ile çarparsam da 340 TL'ye gidebiliyorum. İstediğiniz şey, ister 260 gidin, ister 220 gidin. O artık sizin kullanım karakterinize göre farklı. Peki burada siz ne yapıyorsunuz? O ufacık şişeyi gösterdim ya. Sizler deponuzdaki 50 litrenin 40 litresiyle, 40 litreyle 8 litre ortalama yakıtınız düşünürsek 500 kilometre gidiyorsunuz. 500 kilometre. Ben 500 kilometre gidebilmem için yolda durup bir kere o hızlı şarjlardan şarj etmem lazım. Ne kadarlık yapmam lazım? 250 kilometrelik bir şarj yapmam lazım. 250 kilometrelik bu şarjı 180 kilowatt saatle yapmam için, isterseniz hesabına buradan bakabilirsiniz. Yani kaç, ne kadarlık bir enerjiye ihtiyacım var? 250 kilometre gidebilmek için benim 50 kilowatt enerjiye ihtiyacım var. 180, 50 ise, yani bir saatte 180 kilowatt saat ise, 60 olsa bu 20 dakika olur. 17-18 dakikalık bir dolma süresine ihtiyacım var yolda bir yerde. Sen 500 kilometreyi giderken 8 litreden aşağı yukarı 3 litreden 1500 TL'ye gidiyorsun. Ben 250 kilometreyi şuradan hesaplayabiliriz. 340, 340 en pahalı 680,
Eğer sabah evden doldurup yolda da bir de bundan alırsam 112 artı 340'ten 450 TL'ye oraya varabiliyorum. İşte hesabı bu kadar kolaydır. Ez cümle buradan. Son olarak bu kadar büyük hesabın içerisinde bakın tane tane anlattım. Bu iki araçın yakıt deposu birini elektrikli olan 75 litre alıyor, diğeri 50 litre alıyor. Birinin yakıt miktarı fazla, diğerinin yakıt miktarı az. Böyle düşünebilirsiniz. Sonunda geldiğimiz noktada hesabı hep buna göre yapıyoruz. Senin araban 50 litre. Kaç paralık mazota ihtiyacın var? Hemen kafandan çarpıyorsun ya 20 litre mazot da buraya giderim diye. Biz de aynısını yapıyoruz. Aralarda bir fark yok. Sadece 80'in üstü ve 20'nin altı yani %40 sürekli cebimizde, biz bunu kullanmıyoruz günlük hayatta. Uzun yola çıkacağımız zaman daha fazla enerjiye ihtiyacımız varsa bu dediklerini kullanabiliyoruz. Ama benim şimdi aşağıda arabamı gördün. O arabayı kullanırken ben herhangi bir şey yapmayacağım. Onu %100'e kadar şarj etmeyeceğim. Çünkü yarın 260 kilometre yol yapacak bir durumum yok. Benim yarın taş çatlasa 100-120 kilometre bir yolum var. Gideceğim tekrardan ki sahibi olduğum benzin istasyonuna arabamı bağlayacağım. Litresini 2,5 TL'den içine yükleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Dolu dolu bir video oldu. Biraz magazinsel tarafı var. Biraz da hesap kitap tarafı var. O zaman bir başka videoda görüşünceye dek esenlikler diliyorum. Kazasız belasız harika bir hafta sizin olsun. Hoşça kalın.